Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. Bir erik bahçemiz var. Erik bahçesindeyiz. Erikle dip kurdu. Kapnoris dediğimiz kurtlar oluyor. Bununla mücadele nasıl mücadele ediyoruz? Normal verdiğiniz ilaçlar değmediği için dip kurduna, çünkü ağacın köküne yerleşiyor, kabuğun altına. Hiçbir şekilde etki etmiyor. Bunu da biz bu çare olarak dibini açmakta bulduk. Bu şekil. Şimdi bak, şöyle dibini açtık. Şöyle göstereyim. Ve kökü şurada bak. Kökü yaklaştırıyorum şu an. Şöyle bakalım. Kamera iyi çeksin. Şurada kökün içinde, kabuğun içinde şu beyaz görünen kapnoris. Ve evre değiştirmiş hali. Kurttan şu an bu. Hemen çıkaracağım bunu. Kelebeğe dönüşme hali. Şöyle parçalayarak çıkarıyorum hatta. Şu şekil. Kelebeğe dönüşmek üzere. Kelebeğe dönüşüp uçacak. Tekrar yeni kurtçuklar bırakacak. Ve yayılmaya devam edecek. Hayatını sürdürmeye. Şu an kelebek evresinde. Şöyle çıkardım şunu. Bakıyorum başka var mı? Şöyle geriye doğru olabilir. Bir ağaçta birden fazla da olabilir. Bunun mücadele yöntemi olarak kapnodisi, bu yöntemi bulduk. Aksi takdirde hiçbir şekilde ilaç tesir etmiyor. Şöyle kökü mahvetmiş. Kökü tamamıyla kurutmuş. Şöyle görebiliyorsunuz siz de. Göstereyim şöyle biraz daha yakından. Şuradan çıktı. Buranın içine girmiş. Ağacın suyunu tamamıyla emiyor. Bu kökün suyunu da emiyor ve kökü yok ediyor, kurutuyor. Bunun yöntem olarak bu şekilde açıyoruz dibini. Dibinde bulduktan sonra böyle öldürüyoruz. Şu şekil kenara koydum. Bu kelebek evresine geçmek üzere. Kelebek olduktan sonra uçacak. Daha sonra buraya kükürt atın. Tekrar yavruları falan varsa onları öldürmesi için, yumurtaları falan varsa kükürt atmakta fayda var. Bu şekil dibini açıyoruz. Kökünü bulduğunuz zaman öldü. Aksi takdirde ağaç yani kesinlikle kuruyor. Bununla mücadele etmezseniz kesinlikle kuruyor. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bu sert çekirdekli meyvelerde olan bir kurt. Kapnodis dediğimiz ağaç dip kurdu. Kök kurdu dediğimiz. Diğer sert çekirdekli olmayan meyvelerde olmuyor. Genelde sert çekirdekli oluyor. Ağacın köküne yerleşiyor. Burada ufakken büyüyor. Kelebek haline gelip en son uçuyor. Tabi o zamana kadar ağacın suyunu emip köklerini kurutuyor ve ağaçta kuruyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu videoyla ilgili sormak ve danışmak istediğiniz bir şey olduğu zaman yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.